102. Böylece onunla beraber çalışma çağına eriştiği zaman dedi ki, müjdelendi. Aradan gene bir 10-12 yıl, 13 yıl geçti. Bak iki satırda. Hazreti İbrahim İsmail'e şöyle bir ifade kullanıyor. Ey oğulcum, gerçekten ben uykumda seni boğazladığımı görüyorum. Artık bak, görüşün nedir? Dedi ki, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ayetteki diyaloğa dikkat edilirse, Hazreti İbrahim, Allah bana bir rüya gösterdi demeyip, ben görüyorum diyor. Bu çok önemli bir incelik. Gördüğü rüyayı Allah'tan bir ayet olarak değil de konuşulup tartışılacak, görüş alınıp verilecek bir durum olarak değerlendiriyor. Yani ey oğulcum, ben bir rüya görüyorum, görüşün nedir? Bir bak, bir düşün yani. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Deyip onu aslında tartışmaya açıyor. Resuller Allah'tan bir emir aldığında bu emri uygulamak için başkalarından izin istemez. Tartışmaya açmaz. Ya Allah bana böyle bir şey emrediyor. Yaşar abi, görüşün nedir? Görüşün nedir? Yapan mı yapmayan mı? Yapan mı yapmayan mı? Ne diyorsun? Ya böyle bir şey der mi Resuller? Ya. Emrolunduğunu yapar. Tabii. Sadece Rab'den gelen emri uygulamak zorunda olduğunu Resuller beyan eder. Yani Allah bana böyle bir şey emretti, ben bunu yapacağım. Bilginiz olsun. Der. Görüşünle, bir bak, düşün gibi cümleler ile ilahi emirleri sorgulamaya ve tartışmaya hiçbir Resul açmaz. Açamaz. O zaman Allah'ın emriyle o karşıdaki kişinin görüşünü aynı kefeye koymuş olur. Hazreti Muhammed'e savaş öncesi bir rüya gösterilmiş. Onu da biz Enfal suresinin 43. ayetinden şöyle okuyoruz. Allah sana uykunda onları az olarak gösteriyordu. Ayetteki ifadeler ile bu ayetteki kullanım, birinde görmek, birinde göstermek. Yani Allah Resulüne şunu demiyor. Ey Muhammed, uykunda düşmanları az görüyordum demiyor. Ne diyor? Allah lafzında kullanarak Allah sana onları az gösteriyordu. Fail kim oldu? Allah oldu. Ayetlerdeki özlü ve parçacı anlatım kendini bu bağlamda göstermekte. Birkaç ayet yukarıda Hazreti İbrahim'in ateş sayesinde ateşten kurtulması anlatıldı. Ateş sayesinde ateşten kurtulması. Burada oğul İsmail ile ilerlemiş yaşındaki diyaloğu bize aktarılmıştır. Peki Allah ileride Resul olacak. Halim bir evladı boğazlama yoluyla öldürme emrini verir mi? İnsan kesilerek mi kurban edilir? Oysa kurban kurbiyetten gelir. Ve kurbanın temel anlamı yaklaşmak demektir. Yani Allah'a kurban olan diyen insan Allah'a yaklaşmak isteyen adamdır. Yoksa boğazlanıp boğazının kesilmesini isteyen adam değildir. Kelimenin kök manası bu. Hazreti İbrahim döneminde uzun süre çocuğu olmayan ve bir süre sonra birdenbire çocukları olmaya başlayan kişiler ilk çocuklarını tanrılarına vahşi bir biçimde kurban ederdi. Böyle bir gelenek var, böyle bir kültür var. Tıpkı Allah Resulü zamanında kız çocuklarının gömülmesi kültüründe olduğu gibi. Yani bunu Hazreti Ömer bile yapıyor, düşünün yani. Bu kadar baskın bir kültür. Artı Nil taşmasın diye her sene nehre bakire bir kız ayinler ile atılırdı. Elleri ayakları bağlanırdı ve taş bağlanıp atılırdı. Niye? Nil tanrısı bizi cezalandırmasın. Yani tanrıya insan kurban ediyorlar. Böyle bozuk bir kültürde Hazreti İbrahim'in bilinçaltındaki kaygılar, endişeler, rüya yolu ile bilinç üstüne çıkması gayet tabidir ve insanidir. Bu onu Hazreti İbrahim'i onayladığını göstermez. Yani senin bir endişen var. Neyi? Yüksekten düşme endişesi. Rüyanda sürekli böyle bir kayanın üstünden aşağıya düşüyor musun gibi hissediyorsun. Niye? Bilinçaltındaki korkular bilinçüstü pasif hale geldiğinde ortaya çıkar. Bir senaryo şeklinde sen de onu rüya olarak görürsün. Bir de burada sürekli görme var. Demek ki Hazreti İbrahim bu rüyayı birkaç defa görünce artık şüphelenmeye başlıyor. Şimdi bu sıkıntının örneği var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. Yönettiği halkı açlıktan ölmesin diye kıtlığa karşı endişelenen bir yönetici var. Yusuf zamanındaki melik. O da 7 tane semiz ineğin 7 tane zayıf ineği yediğini görüyor. O sembolik bir rüya. Ve 7 tane başak görüyor. Ne demek? Yani 7 tane kurak yıl sizin 7 tane bolluk yılınızı yiyip bitirecek, tüketecek manasında Hazreti Yusuf bunu tabir ediyor. Hazreti İbrahim'in de bu sembolik rüyayı tabir etmesi gerekirdi. Tasdik etmesi değil.
Aynı Yusuf'un yaptığı gibi. Yusuf şunu yapmadı. 7 tane zayıf inek getirin, 7 tane de besil inek getirin, bunları yan yana koyun, hadi birbirlerini yesinler. Böyle bir tabir yöntemi olmaz. Zaten ayette biz gösterdik denmiyor, ben görüyorum deniyor. Henüz çocuk yaşta olan İsmail de bunu Allah'ın bir emri zannediyor. Çünkü Resul bir babası var. Emrolunduğun şeyi yap diyerek teslimiyetini sergiliyor. Yapılması gereken rüyayı birebir taklit değil, tabir etmektir, yorumlamaktır. Şimdi 103. ayette meğerlere bakalım. Doğru meğer şöyle, böylece ikisi de teslim olunca onu alnı üzerine yatırdı. Şimdi ayette Allah'a teslim olunca şeklinde bir ifade geçmemesine rağmen maalesef meallerin çoğu parantezli veya parantezsiz olarak Allah'a, Allah'ın emrine, Allah'ın takdirine teslim oldular şeklinde ilaveler yapmışlardır. Doğrusu Hazreti İbrahim ve oğlu rüyaya teslim olmuştur. Çünkü bir üstteki ayette rüyadan bahsediyor. Allah lafzı yok ki burada hiç. Şimdi evlada hasret Hazreti İbrahim'e ilerlemiş yaşında hediye edilen oğlan çocuğu, hele de bu çocuk erdemli ve ileride nebi olacak bir evlat ise tam bir göz aydınlığıdır. Halil olan İbrahim'e bu güzel hediyeyi verenin uğruna evladı adanmalı, yani kurban edilmelidir. Allah'ın yolunda sen evladını adarsan evladını kurban etmiş olursun. Kurban çocuğun Allah yolunda yetiştirilmesidir. O yolda kullanılmasıdır. Hazreti Meryem de adanmış bir çocuktur. Mesela Hazreti İsmail'i kullanarak Kabe'nin temellerinden yükselterek inşa edilmesi çocuğun Allah yolunda kurban edilmesidir, kullanılmasıdır. Görülen rüyanın sembolik karşılığı yani tabiri şöyle yapılmalıdır. Halilullah olan İbrahim'de sanki çocuk sevgisi gereğinden fazla olmaya başlamıştır veya çocuk dünyaya kurban edilmek üzeredir. Biz de bazen evlatlarımızı daha iyi bir kariyeri olsun, daha çok para kazansın diye manevi olanların dışında maddi olanlara kurban edebiliyoruz. Yani evladımızın ensesine bıçağı dayayabiliyoruz. Mahalle baskısı, çevre baskısı çocukları ya boş ver, yani namuslu erdemli biri olacağına köşeyi dönen biri olsun şeklinde bir bakışa bize sebep oluyorsa biz çocuğumuzun ensesine bıçağı dayıyoruz demektir. Artı bir de çocuklarını aşırı sevenler var. Hani ne zaman ki onlara bir evlat verdi, onlar o evladı Allah'a şirk koştular diye Araf suresinde ayet de var. Burada şu da olmuş olabilir. Yani bu çocuğa karşı olan sevgini, ilgini biraz azalt, biraz kes gibi bir tabir de yapılmış olabilir. Ve ona nida ettik. Hazreti İbrahim'e nida ediliyor çoğul tarafından, Nahnu tarafından ona nida ettik. Ey İbrahim, sen rüyaya sadık kaldın. Şimdi burası nokta. Bu cümle bitti. Ona nida ettik. Ey İbrahim, sen rüyana sadık kaldın. Normalde 104 ile 105 bu şekilde ayrılmaz. Nasıl ayrılır? 104 ve ona nida ettik. Ey İbrahim, sen rüyana sadık kaldın denir. Bitirilir. Sonra 105 başlar. Muhakkak ki biz muhsinlere karşılığını işte böyle veririz. Bak görüldüğü gibi burada tamamen Arapça ses uyumuna bakılarak bir bölme yapılmış. Ayet bölümü yapılmış. Burada mana önemsenmeden yapılmış. Hazreti İbrahim kayıtsız şartsız rüyaya değil Allah'a sadık kalmalıdır. Muhsin bir kul olduğundan Allah tarafından biz denilen melekleri ile nida edilerek bir cinayet işlemesine, evlat katili olmasına engel olunmuştur. Neden? Çünkü İbrahim muhsin bir kuldu. Muhsin bir kul olduğu için Allah onun bu yanlışı yapmasına engel olmuştur. Şimdi 106'ya gelelim. Muhakkak ki bu elbette nedir? Apaçık kesin bir imtihan. İmtihandır. Bak şimdi Arapçasında ne diyor biliyor musun abi? Bela'un mubin. Bela geliyor. İmtihan gelmiyor. İmtihan zaten Arapça bir kelime. Fitne de imtihandır. Bak burada ne dedi? Muhakkak ki bu elbette açıklığa kavuşturan bir beladır. Bela kelimesi sıkıntı, dert, külfet manalarındadır. Türkçemizdeki kullanımı da Arapçadaki kullanımıyla aynıdır. Sıkıntı, dert, külfet. Kur'an-ı Kerim'de Firavun'un İsrailoğullarına yaptığı korkunç işkenceler bağlamında kelime belaun azim formunda gelir. Azim bir bela. Ne yapmış Firavun? Ve sizi Firavun'un ailesinden kurtarmıştık ki onlar size kötü mahrumiyetler yaşatıyorlardı. Oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. İşte bunda azim bir bela vardır. Bakara suresi 49. Bir de Araf suresi 141'de böyle kullanmış. Bir de İbrahim suresi 6'da kullanmış. Azim bir bela. Bela bu ayette olduğu gibi mubin sıfatı ile de birlikte gelmiştir. Belaun mubin şu anda işlediğimiz ayette olduğu gibi. Ayrıca Duhan suresi 33'te de belaul mubin şeklinde gelmiş Arapçası.
Peki mübin ne demek? Mübin kelimesi sözlükte kapalılığı ortadan kaldırıp açıklığa kavuşturmak manasındaki beyin, beynünet kökünden if'al kalıbından türemiş. Vuzuha kavuşan, açık seçik olan, açıklığa kavuşturan, açıklayan manalarına geliyor Lisanul Arab'ın beyene maddesine göre. Bu olay insan kurban geleneğini bitirmek için yaşanmış bir sıkıntı yani beladır. Ama amacı ne? İnsan kurban olayını ortadan kaldırmak. Belaya imtihan demek yanlıştır. Zira bir ayet içinde bu iki kelime yan yana sıralanır. O ayeti sana okuyorum. Enfal suresinin 17. ayeti. Onları siz öldürmediniz ama onları Allah öldürdü. Ve attığın zaman da sen atmadın ama Allah attı. Allah kendisinden ahsen bela ile onları yubliye, imtihan eder. Şimdi abi burada Allah'a atfedildiği için, Allah müminlere verdiği için ahsen bela, belaül hasen diye geçiyor. Yani güzel bela. Bu manada Bedir gazvesi ve sonuçlarına bakıldığı zaman kazanılan zafer güzel bir bela, yani bir sıkıntı, başarı ile neticelenirse böyle söyleriz. Eğer çekilen sıkıntılar, külfetler güzel ve hayırlı şeylere vesile oluyorsa ona belaül hasen denir. Ve ona azametli bir kurbanı fidye verdik. Şimdi ayette geçen zibih, kurbanlık, kurban edilen şeyin adı. Kelimedeki zel harfi zebih şeklinde üstün olursa mastara dönüşüyor. Azim bir kurbanlık diyor. Yani azametli bir kurbanlık. Fakat meallere bak. Büyük bir kurbanlık diye bunu meallendiriyorlar. Evet. Fakat azim başka bir şeydir. Kebir başka bir şeydir. Yani eğer kebir bir kurban verdik deseydi sen onu büyük olarak meallendirirdin. Bu kelime ile kurbanlığa kazandırılan kadri kıymetin, değerin ifadesidir azim bir fidye. Yoksa bedenen fiziki büyüklüğü ifade etmez. Bazen biri bir tosun keser, diğeri ufak bir koça gücü yeter veya bir koyuna. Onun kestiği daha azim bir kurbandır. Niye? Onların etleri kanları Allah'a ulaşmaz. Senin takvan ulaşır. Sen takvayla kesmişsin. Tabii sen takvayla kesmişsin. O yüzden burada cüsse anlatılmıyor. Azime sen büyük bir kurbanlık diye meal veremezsin. Kadrinin değerinin büyüklüğü fidye olmasından yahut da kabule mazhar olmasından ötürü azim denmiştir. Peki Hazreti İbrahim'in rüyasına teslimiyeti örnek alınacak bir hareket midir? İbret alması gereken bir hata mıdır? Hazreti İbrahim'in rüyasına teslimiyeti örnek alınması gereken değil, ibret alınması gereken bir hata olduğundan mükafat yerine ayette fidye kullanılmıştır. Kurbanlığı mükafat olarak verdik demiyor Rabbimiz. Fidye diyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de fidye hangi ayetlerde geçmiş, hangi bağlamlarda geçmiş? Bir de fidye kelimesi ne demek? Fidye, tutsaklıktan kurtulmak için verilen bedeldir. Hazreti İbrahim bir şeyin tutsağında, pençesinde, hatta bilinçaltındaki bu düşüncelerden dolayı da bu rüyalarına aksediyor. Bundan kurtulmak için ödemesi gereken bedeldir fidye. Geleneğin esaretinden kurtulmak için ödenmesi gereken fidyeyi de Hazreti İbrahim ödemiştir. Veya adam yemin ediyor, yeminini bozduğu için bir fidye ödüyor. Mesela boşanma durumu var, eşiyle bir sıkıntı yaşanmış, orada bir fidye ödüyor. Zihar yapıyor, bir fidye ödüyor. Yani fidyeye baktığın zaman manasına hep o bir olumsuz bir şeyden kurtulmak için ödenmesi gereken bir durum. Mesela Bakara suresi 91'de mahşer günüyle ilgili, hesap günüyle ilgili diyor ki şüphesiz küfredip kafir olarak ölenler bunların hiçbirisinden yeryüzü dolusu altın da olsa bunu fidye olarak verse de kesinlikle kabul edilmez. Yani günahlarına karşılık bir kefaret olarak bu fidye sana kabul edilmez diyor. Mesela şefaatin, fidyenin, alışverişin olmadığı gün gelmeden önce o da yine Bakara suresi 48'de. Bak burada Hazreti İbrahim'in hatası olmasa fidye kelimesi geçmez. Ne geçer? Mükafat der. Onun yaptığı eğer örnek alınacak bir davranış olsaydı fidye demezdi, mükafat derdi. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. 108. ayet ve sonrakiler arasında onu bıraktık. Yani bu anlatımı bir ibret vesikası olarak onu sonrakilere bıraktık. Surenin 78. ayetinde de Hazreti Nuh için kullanılan ifadenin aynısı burada Hazreti İbrahim için de kullanılmıştır. Zira Hazreti İbrahim de birçok kültürde ve inançta bilinen, değer verilen örnek bir şahsiyet olmuştur. Çoğu din mensubu Hazreti İbrahim'i kabul edip bir şekilde kendisini ona isnat etmiştir. Bunu Ali İmran suresi 67'de okuyoruz. İbrahim veya başka dinlerdeki ismiyle Abraham, Abraham işte Abrahman veya Abrahim, merhametli baba
Brahma'nın çok tanrılı dine sırtını dönen şeklinde bunu isimlendirmişlerdir farklı kültürler. Milattan önce 2000'li yıllarda yaşadığı düşünülmektedir. İslam'a göre bir nebidir ve resuldür. Yahudilik ve Hristiyanlığa göre ise bir din büyüğüdür. Selamun ala İbrahim, İbrahim'e selam olsun. Şimdi buradaki selam bizim dilimizde kullandığımız merhabalaşmak mıdır? Hayır. İbrahim'e selam söyle. Bu mudur? Peki nedir? Bu kullanım Yasin suresinde şöyle tefsir edilmiş. Rahim olan Rab'den selam sözü onlara. Yani Allah onlara selam söyledi, meleğe söylüyor. Melek de geliyor ki Allah sana selam söyledi. Bu değil. Buradaki selamın ne olduğuna bakacağız. Selam, barış, huzur, esenlik, saadet, af, mağfiret manalarını kapsıyor. Selam sözü ne oluyor? Selamet içinde. Evet, kurtulmanın garantisi. Selamet. Evet, kurtulmanın garantisi. Selamettesin zaten. Doğru. Bu ahiret boyutunda. Bir de dünya boyutunda var. Yani sen bir barış adamısın. Sen selameti, sulhu insanlara yayan, bu değerlere inanan birisin. Mesela cennetin diğer adı nedir? Darusselam'dır. Vallahu yed'u illa darusselam. Ve Allah selam yurduna çağırır. Dileyeni sırat-ı müstakime hidayet eder. Yunus suresinin 25. ayeti. Hazreti İbrahim insan onuruna aykırı olan inançlardan kendisini halis kılmış, muhlis olmuş ve halim olmayı önceleyerek bir barış insanına dönüşmüştür zaman içerisinde. Yani putları kıran, cebirle işlerini halleden İbrahim'den halim olan, cezalandırmada acele etmeyen bir İbrahim'e zaman içerisinde kemale doğru bir terbiye, bir eğitim ve öğretim sürecinden geçmiştir.